geldiniz, hepiniz hoş geldiniz diyorum. Avukat Yağmur Sabah Şeker ben. Yaklaşık 4 seneden beri avukatlık mesleğini icra ediyorum. Öncelikle Avukat Zafer İşeri'yi size tanıtmak istiyorum. Buyurun Zafer Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Bu güzide planlamada hem kendiniz için hem de izleyiciler, dinleyiciler için büyük bir katma değer yaratacağınıza inanıyorum. Ben 20 yıldan beri serbest olarak avukatlık mesleğimi yürütüyorum. Öncesinde kısa dönemli bir kürsünün üstünü tatma, askeri ceza hakimi yapma fırsatı bulmuş idim. Akabinde de yüksek lisans doktora çalışmalarıma devam ettim. Halihazırda bir avukatlık vazifemin yanı sıra bilirkişilik ve arabuluculuk görevlerimi de sürdürüyorum. Teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Elif Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk Yağmur Hanım. Öncelikle teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için, davet ettiğiniz için. Ben avukat Elif Müjde Güngör. Yaklaşık 5-6 yıldır avukatlık mesleğini icra ediyorum. Bununla birlikte aynı zamanda uzlaştırmacı kimliğim de var ceza dosyaları kapsamında. O süreci de yürütüyoruz. Davetiniz üzerine vatandaşlarımıza bir nebze olsa faydamız olabilirse diye iştirak ettik. Çok teşekkür ederiz. Bu bizim için çok önemli bir husus. Vatandaşlarımıza elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi ki geldin. Ayaklarına sağlık. Avukat Naim Bey, bir de sizi tanıyalım. Yağmur Hanım teşekkür ederiz. Biz böyle programımızın ilk konu yaptığımız için ben de ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hoş geldin. Naim Uzun ben. İstanbul Hukuk mezunuyum, 2013 yılı mezunuyum. Yaklaşık stajla beraber sayarsak 10 yılda yakın bir avukatlık deneyimimiz oldu. Bu anlamda daha çok ceza ve gayrimenkul hukukuyla alakalı çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnsanlara faydamızın dokunması, sıkıntılarıyla alakalı hukuki müdahalelerde bulunmak bizim için hoş bir deneyim. Ayaklarına sağlık, hoş geldiniz tekrar. Şimdi öncelikle şuna değinmek istiyorum, daha doğrusu benim de başıma geldi. Kira ve kira alacaklarıyla alakalı ya da tahliye davalarında kiracı da bulunuyoruz. Tabii evlerimizde olabiliyor ya da ev sahiplerinin vekilliğini de yapabiliyoruz ama hocam özellikle size sormak istiyorum. Bu kira artışları ne olabilir? Ya da yeni kiracılar birdenbire enflasyon artışıyla çok mağdur durumuna geldiler. Ya da ev sahipleri de aynı şekilde mağdur oldular. Bu şekilde bizim vatandaşlarımız ya da bizler nasıl bir yol izleyebiliriz? Bu birdenbire kira bedellerinin 2 katına 3 katına çıkması hepimizi çok mağdur etti. Nasıl bir hak koruyabiliriz ya da haklarını korumak için vatandaşlarımız ne yapabilir? Nereye başvurabilir? Biraz bilgi alabilir miyiz? Gündeme çok uygun, çok hayati bir konuyla başlıyorsunuz. Eminim bu yayını izleyen herkes bir noktada kiracı, bir noktada kiraya veren sıfatıyla bu hususta bilgi sahibi olmak isteyecektir. Tabii senelerdir farklı dönemler geçirdi kiracı, kiraya veren ilişkileri. Kanun değişiklikleri oldu. Önce kendine özgü bir kanunu varken bu kira ilişkisinin, sonra Türk Borçlar Kanunu içerisinde değerlendirildi. Ama güncelliğini hiç yitirmedi. Bugün de ekonomik parametrelerdeki değişikliğe bağlı olarak kira hukukunun kendi içerisinde yeniden şekillendiğini görüyoruz. Bu açıdan kira hukukunun aslında enflasyonun yüksek olduğu bir dönemde enflasyonu dizginlemek gayesiyle bir araç olarak kullanıldığını tecrübe ettik. İktidar bu açıdan kira bedellerine konutlar yönünden bir sınırlama getirerek enflasyonist politikayı biraz aşağıya çekmek ve fiyat artışlarını engellemek istedi. Tabii bu durum taraflar açısından farklı durumlar yarattı. Evvela bu bahsettiğim %25'lik sınır, ikinci senesinde hala yürürlükte olan bu %25'lik sınır elbette kiracılar açısından, konut kiracıları açısından büyük bir avantaj sağladı. Reel enflasyonun %100'lere vardığı ve bazı emtialar açısından %500'leri bulduğu bir ortamda konut kiralarının %25'le sınırlı olması güzel bir avantajdı. Fakat kiraya verenler açısından baktığımızda ki bir grup kiraya veren de geçimini bununla sağlıyor, hayatını bununla idame ettiriyor. %25'lik bir kira artışı sınırından son derece büyük bir mağduriyet
yaşadı. Ama sizin de bildiğiniz gibi bu sefer kiraya verenler %25'lik artıştan tatmin olmayınca tahliye etmek için çaba sarf etmek arayışına girdiler. Öyle bir noktada da kanunda düzenlenen sınırlı sayıdaki tahliye yollarımız nelerdir diye avukatlara sormaya başladılar. İşte hepimizin başındadır. Bizler ne yaptık? Öyle her şeyde, her ihtimalde tahliye edemeyeceğimizi, kanunda sınırlı sayıda belirtildiğini, bunun kamu düzenine ilişkin bir hukuk alanı olduğunu ifade ettik. Tabii kira hukuku bir umma. Kira uyuşmazlıklarındaki arabuluculuktan, işte bu tahliye davalarına, hangi durumlarda icra takibi başlatılabileceğine, tahliye istenebileceğine, hatta son dönemde yine gündemde olan bu sitelerde ya da yönetimlerdeki aidat artışlarına kadar çok geniş bir çerçevede lakırdı edebiliriz. Ama ben şimdilik isterseniz sözü tekrar size iade edeyim ki üstadlarımın yanında haddimi aşmamış olayım. Çok sağ olun. Ben de bu hazır kira konusuna değinmişken bir de Naim Bey'e bir şey danışmak istiyorum. Naim Bey, biz bir kira davasını açtığımızda biliyorsunuz ki tahliye davaları çok uzun sürüyor. Bu nedenle ev sahipleri açısından, kiraya verenler açısından kiracıların hem haklarını koruyarak hem de aslında kiracıların ödeme planlarına yönelik nasıl bir tecrübenize dayanarak soruyorum, nasıl bir yol izlemeleri gerekir? Enflasyonist ortamın getirmiş olduğu şey belli, yani hayat şartları esasında koyulmuş olan hukuk kaidelerini ortadan kaldırabiliyor veya sarsabiliyor ya da daha önceden konmuş olan hukuk kaideleri hayatın o aksiyonu içerisinde gerekli motivasyonunu, şartları yerine getiremiyor. Hali hazırda buna ilişkin adımlar da atılmaya başlandı. Kira hukukuyla alakalı iş yoğunluğunun ciddi anlamda artmış olması, mahkemelerin artık bu talepleri karşılayamıyor olması, bugün bir dava açtığınızda 6 ay sonra, 7 ay sonra ya duruşma günlerini bırakıyor oluşu esasında sistemin tıkandığını, bu anlamda bir çözüm üretemediğini göstergesi. Bu anlamda esasında gönül ister ki şöyle hem kiraya veren hem de kiracı açısından insanların birbirlerini anlayarak bunun bir hukuki ihtilafa dönüşmeden çözümünün bulunması, ancak bunu da sağlama yönelik arabuluculukla alakalı bir müessese ihtiyaç edildi biliyorsunuz. Bundan sonra kirayla alakalı uyuşmazlıklarda bir arabuluculuk müessesine gideceğiz ve burada bu konunun çözümlenmesiyle alakalı tarafları buluşturacağız, görüştüreceğiz. Ve bir çatışma ortamı doğmadan uzlaşmacı bir şekilde bir neticeye vardırmaya çalışacağız. Hukuk sistemi böyle bir artık ön adım getirdi. Ön bir tampon, bir bölge oluşturmaya çalıştı bu anlamda. Ancak bu uzlaştırmacı çalışır, yani arabuluculuk müessesesinin ne kadar problemlere ilişkin çözüm üreteceğini de esasında uygulamayla alakalı görmüş olacağız. Çünkü kanunun böyle kiracıya yönelik pozitif bir ayrımcılığı söz konusu mu? Evet, o anlamda bir pozitif ayrımcılığı da var diyebiliriz. Çünkü bir kira sözleşmesi yaptığınızda bu anlamda özellikle ilk 5 yıl kira artış oranlarıyla alakalı ciddi bir artış yapamıyorsunuz. Kanunun koymuş olduğu oran anlamında bir artış yapmak durumundasınız. Ve bununla alakalı getirilmiş %25'lik bir sınır, ikinci defa uzatılan %25'lik sınırı da düşündüğümüzde bu enflasyonist ortamda ciddi anlamda kiraya verenler anlamında makul kira oranlarını yakalayamama gibi bir durum söz konusu. Böyle olunca bunu aşmaya yönelik insanlar, veya bunu aşma demeyelim ama hakkaniyet anlamında bir sınır düzeyi yakalamaya çalışmaya ilişkin arayış içindeler. Bunu da göreceğiz. Bakalım arabuluculuk müessesine ilişkin uygulama bununla alakalı ne kadar bir tatmin sağlayacak, tarafları ne kadar uzlaştırabilecek diye bütünlük sağlayabileceğiz, göreceğiz. Ama onun haricinde arabuluculuğu geçtiğimizde kira bedellerinin hem kiracı hem de kiraya veren anlamında nasıl tesis edileceği ile alakalı süreçte şu var. Evet, ilk 5 yıl buna ilişkin bir dava açabilmesi söz konusu değil kiraya verenlerin. Bir uyarlama ya da tespit davası söz konusu olabilir ama bunda da 5 yıllık sürenin dolması gerekiyor. Bu süre dolduktan sonraki süreçte de bir dava açılması söz konusu ve bu davada da bilirkişiler marifetiyle bir kira bedelinin tespiti söz konusu. Buna ilişkin bir süreç içerisine girebilir kiraya verenler de. Umuyoruz ki arabuluculuk müessesesi dediğimiz gibi bu anlamda bir tarafların her iki tarafı da makul anlamda bir araya getirebilir, buluşturabilir. Ve dava dediğimiz susuz gerçekleşmez. Mahkemelerin biraz azalmış olur. Evet, şu anlam şöyle. Şimdi aynı şeyi yaşıyoruz. Hepimiz yaşıyoruz. Evet. Konuya yabancı değiliz. Size hem kirayı veren olarak hem de kiracı olarak böyle getirildiğinde husus, hayır, bunun dava sürecinin esasında bir çözüm olamayacağı, çok fazla uzun süreceği, bu anlamda da
hakkaniyetin hak arama anlamında bir problem teşkil edeceğini hepimiz biliyoruz. Bunu da anlatıyoruz zaten. İlk söylediğimiz şey de oluyor. Dava mı? Evet, çok uzun sürecek. İnşallah hani süreç içerisinde şey olur. İnsanlar birbirleriyle uzlaşarak, anlaşarak bu konuyu halletmeye çalışır, halleder. Mahkemelerin yükünü bu şekilde evet, almış oluruz. Olur. Çok güzel olur. Çok teşekkür ederim açıklamalarınız için. Çok sağ olun.